Galatasaray'dan Sergio Reguilón bombası. Transfer çalışmalarını teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda sürdüren Galatasaray'da daha önce gündeme gelen bir isim için ilk ciddi adım atıldı. Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da yapılan transferler sonrasında kendisini bir anda 3. sol bek konumunda bulan ve başka takıma transfer olmak isteyen İspanyol oyuncu Sergio Reguilón için Galatasaray Tottenham'ın kapısını çaldı. 25 milyon euro güncel piyasa değeri olan oyuncu için kiralama teklifi yapıldı. Ancak oyuncuyu başta Juventus olmak üzere birçok Avrupa kulübü istiyor. İtalyan ekibinin Reguilón için nasıl bir teklif sunduğu bilinmiyor. Altı kez İspanyol milli takım formasını da giyen İspanyol oyuncunun menajeriyle de temas kurulduğu ve olumlu bir görüşme yapıldığı da gelen haberler arasında. Sarı kırmızılı kurmayların Tottenham'la satın alma opsiyonu üzerinden pazarlık yaptığı, oyuncunun maaşının tamamını ödemeyi ise kabul ettiği bildirildi. 25 yaşında ve 1.78 boyunda olan Sergio Reguilón'un Tottenham'la 2025 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi devam ediyor. Çıkaldao Fransa yolcusu. Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan ve Sivasspor'a kiralık gönderilmesi gündemde olan Alexandru Çıkaldao'ya sürpriz bir tarih daha çıktı. Mustafa Muhammedi'yi satın alma opsiyonuyla kiralayan Fransız ekibi Nantes, şimdi de Rumen orta sahaya kanca attı. L'Equipe Lig 1 ekibinin Galatasaray'la görüşmelere başladığını duyurdu. Aktarılan bilgiye göre iki kulübün anlaşma sağlaması halinde Çıkaldao sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak için Fransa'ya gidecek. Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en büyük yatırımlardan biri olan 25 yaşındaki oyuncu yeni hocası Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramadı. Sarı Kırmızılılar, Romanya milli takımında da düzenli oynayan genç oyuncunun bonservisi için Craiova'ya geçen yaz tam 6,5 milyon euro ödedi. Oyuncudan zarar etmek istemeyen Sarı Kırmızılıların menajeri vasıtasıyla gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı iddia ediliyordu. Bir diğer Rumen oyuncusu Morutan'ı İtalya Serie A takımlarından Pisa'ya kiralık veren Galatasaray'ın Çıkaldao için de benzer bir formül izleyebileceği ve oyuncuyu kiralık verebileceği bildirildi. Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çıkaldao, geçtiğimiz sezon 40 maçta 5 gol 4 asistle oynadı. Galatasaray'dan Suso bombası. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ümraniye maçının ardından 3 transfer hedeflerinin olduğunu söyleyen teknik direktör Okan Buruk'un sarı kırmızılı yöneticilerle bir araya geldiği öğrenildi. Okan Buruk alınacak kanat oyuncusunun 10 numara özelliklerine de sahip olmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen sarı kırmızılı kurmaylar Sevilla'da forma giyen İspanyol futbolcu Suso için teklifte bulundu. İspanyol oyuncunun menajeriyle de kontak kurulduğu ifade ediliyor. Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro olan 28 yaşındaki Suso için Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin iletildiği öğrenildi. Suso'nun 2018 yılı Aralık ayındaki piyasa değeri ise 50 milyon euroydu. Sol ayaklı bir oyuncu olan tecrübeli yıldız sağ kanat dışında 10 numaralı mevkide de forma giyebiliyor. 1.77 boyunda olan Suso 5 kez de İspanya milli takımının formasını terletti. Yıldız futbolcu daha önce Liverpool, Almeria, Genoa ve Milan'da da forma giydi. Okan Buruk, Omar'ın biletini kesti. Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Sacha Boey kadro dışı bırakılmış ve Galatasaray'ın Avusturya kampına götürülmemişti. Strasbourg'la yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamayan Fransız oyuncu da bir ay boyunca Florya'da tek başına antrenman yapmıştı. Hazırlık kampını Omar El Abdülü ile geçiren teknik direktör Okan Buruk ise birinci sağ bek olarak Leo Dubois'ı transfer ettirdi. Ancak ligin başlamasına birkaç gün kala hem Dubois hem de Omar sakatlanınca Sacha Boey'e şans doğdu. Yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiren 21 yaşındaki futbolcu yükselen performansıyla hocası Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı. Yıllık 450 bin euroluk makul ücretiyle 2000 doğumlu Fransız sağbekin Leo Dubois'ın yedeği olarak takımda kalmasına karar verildi. Bu şartlarda yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Omar'a da yol göründü.
yapıyorsa için aldığı ilaçlardan dolayı vücudunda ödem oluşan 31 yaşındaki Norveçli oyuncunun sakatlık riskinin artması da bu kararda önemli rol oynadı. Galatasaray'a 350 milyonluk piyango. ...2021-2022 sezonunun sona ermesiyle birlikte sosyal medyadan Galatasaraylılara adeta veda eder gibi bir açıklama yapan, yeni sezona ise hayal kırıklığı yaratan bir performansla start veren Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Almanya'dan ilginç transfer iddiaları geliyor. Alman basını Borussia Dortmund'a göreve getirilen yeni teknik direktör Edin Terzic için Kerem Aktürkoğlu transferini çok istediğini iddia etti. Habere göre Alman temsilcisi 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine katmak istiyor ve bu konuda 15-20 milyon euroluk bir maliyeti göze almış durumda. Galatasaray ile 2026 yılına kadar mukavelesi bulunan Kerem Aktürkoğlu'na Dortmund'un yanı sıra birçok Avrupa kulübünün ilgisi olduğu da biliniyor. Ortaya koyduğu futbolla herkesin beğenisini kazanan Kerem, toplam 51 maçta forma giydiği geçtiğimiz sezonu 13 gol 12 asistlik süper bir performansa noktalamıştı. Genç futbolcu Galatasaray'ın ligdeki 38 maçından 37'sinde forma giyerek de hocaların vazgeçilmezi oldu. Galatasaray'dan Cengiz Ünder hamlesi. Yıldız isimleri birer birer kadrosuna katan sarı kırmızılılar rotasını milli yıldız Cengiz Ünder'e çevirdi. Marsilya'nın Nantes'la oynadığı karşılaşmaya oyuna sonradan girip oyundan alınan Cengiz Ünder'le Marsilya'nın ipleri kopuyor. Galatasaray ve Cengiz Ünder'in yolları bir kez daha kesişti. Sarı kırmızılı ekip uzun süredir milli futbolcuyu kadrosuna katmanın planlarını yapmasına karşın bir türlü amacına ulaşamamıştı. Ancak yeşil ışık yeniden yandı. Fransa Lig 1'de Nantes'ı evinde ağırlayan Marsilya'da 65. dakikada oyuna dahil olan Cengiz Ünder, teknik direktör Igor Tudor tarafından 84. dakikada oyundan alınınca tepki gösterdi. Büyük şaşkınlık yaşayan ve Tudor'a tepki gösteren oyuncu doğrudan soyunma odasına gitti. Tudor'la arası zaten açık olan Cengiz Ünder'in son olaydan sonra Marsilya'dan ayrılma kararını kesinleştirdiği öğrenildi. Bu sezon şampiyonluktan başka hiçbir şey düşünmeyen ve kadrosuna birbirinden önemli isimleri katan Galatasaray, Cengiz Ünder'i de satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Milli futbolcunun önceliği Avrupa'da kalmak olsa da Galatasaray'ın ilgisine olumsuz bakmadığı belirtiliyor. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk'la Cengiz'e bir görüşme yaparak plan ve hedeflerinden bahsedeceği ve transfer için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Transfer sihirbazı Erden Timur da başarılı oyuncudan gelecek yanıta göre Marsilya ile masaya oturmak için Fransa'nın yolunu tutacak. 2025 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder için Atalanta, Malinovski'yi teklif etti. Ancak Fransızlar takas önerisine sıcak bakmadı.